merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size bol çikolatalı ve günlerce bozulmadan buzdolabında dayanıklı ev yapımı kremasıyla nefis bir yaş pasta tarifim var. Geçiyoruz hemen malzemelerimize. Pasta keki için 6 adet yumurtaya ihtiyacımız var. 3 yemek kaşığı kakao, 150 gram un, 1 su bardağı toz şeker, 200 gram margarin. Margarin veyahut da tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben karıştırıyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya şekeri. İlk olarak yumurtaları, toz şeker, vanilya şekeri ve margarinli mutfak şefimin içerisine alıyorum ve çırpıyorum. Tabii ki mutfak şefim çırpıyor benim için. Un, kabartma tozu ve kakaoyu da bir başka kabın içerisinde karıştırmıştım. Yavaş yavaş üzerine eliyorum ve hamurumu hazırlıyorum. Şimdi hamurumu üzerine fırın kağıdı koymuş olduğum tepsime döküyorum. Benim tepsim 30 cm'e 30 cm büyüklüğünde. Hamuru düzledikten sonra önceden ısıtmış olduğum 170 derece fırında 20-25 dakika arası pişirdim. Çok fazla pişirip kurutmayın. Ben de bu arada kremasını hazırlıyorum. Kreması için 4 paket yani 800 gram süt kremasına ihtiyacımız var. Ve ben naneli çikolata kullandım. After Eight çikolatası. Ama siz arzu ettiğiniz herhangi bir çikolatayı kullanabilirsiniz. Yalnız bu After Eight çikolatasıyla gerçekten şahane oluyor. 4-5 tanesini pastamı süslemek için bir kenara ayırdım. Kremamı kaynattım ve sıcak kremanın içerisine çikolatayı koydum. Böylelikle hemen eridiler. Bir el blender ile bir iki kere böyle çırpıp buzdolabına kaldırdım. Ertesi gün kremam bayağı bir soğumuştu. İçerisine 4 paket krema sertlendiricisi ekledim. Siz bulamazsanız 1 paket krem şanti de kullanabilirsiniz. Ve mikserle kremamı çırpıyorum. Bu kremayı mutlaka deneyin derim. Bu arada kekim de fırından çıktı, tamamen soğuduktan sonra bir çöp şişle birkaç yerinden böyle batırıyorum ve kekimi taze portakal suyuyla ıslatıyorum. Kesinlikle hazır portakal suyu kullanmayın. Taze portakaldan daha lezzetli olur. Ve kremamı kekin üzerine döküyorum ve düzlüyorum. Kremamızı bir gün önce kaynatıp ertesi günü çırptığımız için hem daha dayanıklı hem daha lezzetli oluyor. Ve pastamı en az 1-2 saatliğine tekrar buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabından çıkarttıktan sonra üzerine çikolata sosunu döktüm. Çikolata sosu için 400 gram süt kremasını ısıttım ve 400 gram bitter çikolata ekledim. Kremanın sıcaklığından çikolata zaten hemen eriyor. Yalnız çikolata sosu iyicene soğuduktan sonra üzerine dökün. Eğer çikolata sosunuz sıcak olursa kremayı eritebilir. Üzerinin çikolata sosu da tamamen soğuduktan sonra üzerine bir kenara ayırmış olduğum After Eight çikolatalarıyla süsledim. Siz arzu ettiğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Benim evimde böyle yıldız şekerlemeler vardı. Onlarla da son süsleme işlemini yaptım. Ve tabii ki pastamı sizin için kesiyorum. Gördüğünüz gibi üzerinin çikolata sosu kesinlikle sert olmadı. Çok nefis oldu. Bu pastayı mutlaka ve mutlaka deneyin derim. Elimden geldiği kadar size çok değişik tarifler vermeye çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Tabii ki sizin için zevkli pastamın tadına bakıyorum. Ben zaten bu After Eight çikolatasını çok sevdiğim için pastasına da bayıldım. Ama pastası çikolatadan daha da lezzetli olmuştu. Dediğim gibi bu çikolatayı bulamazsanız başka bir çikolatayla da deneyebilirsiniz. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gidecektir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.